İkinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Şimdi teklifin tümünü oylamadan önce iş tüzüğü 86. maddesi gereğince oyunun rengini belli etmek üzere iki sayın milletvekiline söz vereceğim. İlk söz lehte olmak üzere Sivas milletvekili Abdullah Güler'e ait. Buyurun sayın Güler. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi bu gecenin ilerleyen saatlerinde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz önce çok talihsiz bir konuşma oldu, maalesef. Katil İsrail'le onların zalim eşkıyalarının Netanyahu liderliğindeki bu azgın bütün dünyayı kana bulayan bu eşkıyaları önce kınamadan, onları terörist anlayışını reddetmeden, hiç anmadan, tuhaf bir benzetmeyle burada konuşmalarını kınıyorum. Önce zalim İsrail'i bir kına. Bu alçakların 40 bin insanı, 20 bin çocuğu, evladı şehit etmişleri bir kına bu zalimleri. Bu 200'lü insanları bir kına. Evet. Evet. Değerli milletvekilleri. Arkadaşlar. Tabii. Sakin. Sakin, sakin. Dinle. 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 Bak biraz sonra ne anlatacağım. Bak dinle. Şimdi değerli arkadaşlar, bazı böyle kanun görüşmeleri yaptığımızda değerli hatipler buraya çıkarlar, şöyle konuşurlar. Efendim, medeni dünya, bilimsel görüş, değil mi? Medeni dünya, bilimsel görüş. Tamam, şimdi bir kanun görüşüyoruz. Medeni dünya, biraz önce örnek verdiler ama garip bir örnek verdiler. Dediler ki, İspanya'da 200 bin köpek vardı, sahipleniliyordu, sokağa atıldı. Bir anda kaybettiler dediler. Bir tuhaf bir cümle kullanıldı. Allah Allah. Ne olduğunu anlayamadık. Bakın arkadaşlar, medeni dünya diyorsunuz ya. Bakın ABD'de bir hafta sokakta yaşayan köpek alınır, sahiplenilmezse ütenaziyle öldürülür. İngiltere'de, bakın İngiltere'de. Bakın arkadaşlar, İngiltere'de bir hafta alınır, eğer sahiplenilmezse ötenazi yolu öldürülür. Birçok Avrupa ülkesi var. Bakın, yalanların en büyüğü şudur arkadaşlar. Bu kanunu hazırlanmasında bizzat ben başkanlık ettim. Yalanların en büyüğü şuydu. Bu kanun katliam kanunu. Yalan. Bu kanunda asla öldürme yok. Bu kanunda sahiplendirme var. Güçlü bir kısırlaştırma var. Ve teşvik var. Değerli arkadaşlar, bakın 160 sıra sayılı kanun teklifi görüşmelerini tamamlıyoruz. Bir dakika. Toplam önerge sayısı. Bir dakika sayın milletvekili, bir dakika. Şimdi sayın grup başkan vekili Sayın Koç Yiğit dönüyor, sizi sessizliğe davet ediyor. Bir milletvekiline bağırmayın demek ayıp benim adıma. Bırakın dinleyelim. Sayın Koç Yiğit bak not alıyor. Biraz sonra söz vereceğim. Biraz evvel AK Parti grubundaki arkadaşlara da aynı şeyi söyledim yani. Laf atmayın dedim. Dedim biraz evvel Salih Bey'e konuşurken. Buyurun, buyurun sayın. Değerli arkadaşlar, bakın kanun hazırlığı yapıyoruz. Toplam verilen 17 maddeli kanun teklifimize önerge sayısı 59. Maddenin metinden çıkarılmasına dair verilen önerge sayısı 39. 6 tanesi değiştirilmiştir ibaresi yeniden düzenlenmiştir şeklinde. 4'ü şeklinde ibaresinin biçiminde şeklinde. 2'si eklenmiştir ibaresinin ilave edilmiştir şeklinde. Biri yayımı tarihinde ibaresinin yayınlandığı tarihte.
İkisi kanun ibaresinin yasa şeklinde değiştirilmesini. En ilginci de biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın en ilginci de biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kanunun 5. maddesini yer aldığı Veterinerlik Kanunu 5.996 sayılı kanunun 9. maddesini 3. fıkrasını yer aldığı kanun maddesine Cumhuriyet Halk Partisi evet dedi. Şöyle evet dedi. Dedi ki, önerge verdi. Biz bu maddeyi uygun görüyoruz. Ancak şunu uygun görmüyoruz dedi. Dedi ki, teklifin 5. maddesinde yer alan şeklinde ibaresinin biçiminde olarak değiştirilmesini öneriyoruz dedi. Diğer madde tamam dedi. Allah Allah. Biz de şaşırdık. Değerli arkadaşlar, bilimsel görüş, Dünya Sağlık Örgütü tüm raporlarını okuduk. Tarım Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın tüm raporlarını okuduk. Bahadır Yenişehirlioğlu Bey'in başkanlığında sivil toplum örgütlerini, gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları, duyarlı kesimleri, hayvanseverleri, vatandaşlarımızı, mağdur aileleri, evladı, kızı vefat edenleri, herkesi dinledik. Ve bu ölçüler ışığında bu kanun teklifimizi hazırladık. Ben bu kanun teklifimizin ülkemize, milletimize hayırlara getirmesini diliyorum. Aynı zamanda belediye başkanlarımıza çok güçlü bir destek veriyoruz. Mali Hazine Bakanlığımız tarafından. Lütfen barınakları kurun. Ciddi bir kısırlaştırma seferberliği yapalım. Aynı zamanda aşılayalım. Bakın arkadaşlar, şunu unutmayın. Bey buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ederim. AKP Grup Başkanı Sayın Güler'in hazırladığı yasa teklifini savunmaktan ne kadar aciz olduğunu apaçık gördük. Kendi hazırladığı kanunu savunmak yerine, ayrıntılandırmak yerine, anlatmak, açıklamak yerine muhalefete saldırmayı tercih etti. Ama en yapmaması gereken yerden saldırdı bize. Bakınız, açın. İş tüzük 91 temel kanunu tarifliyor. Temel kanun bu tüzüğe 900 maddelik kanunları meclis birkaç ayda yapabilsin diye kondu. 30'ar 30'ar bölün, Türk Ticaret Kanunu'nu, Borçlar Kanunu'nu, diğer büyük kanunları yapın diye kondu. Siz 17 maddelik kanunu meclisten kaçırın, tartıştırmayın, alan açmayın. Televizyondan kaçırın, halktan kaçırın, alelacele sabaha doğru. Dolayısıyla burada muhalefeti sen önergeleri eksik ve kısa vermekle suçlayacağına dönüp kendine bakacaksın. Bu kanun temel kanun olarak görüşülmemeliydi. Bu kanun temel kanun olamaz. İş tüzük çiğnenmiştir ve muhalefette mecburen kendine bir alan açabilmek için bunu tercih etmek zorunda kalmıştır. Her zaman yapmak zorunda kaldığımız gibi. Bu meclisi çalıştırmayan, bu meclise bu tartışmalara değer vermeyen, muhalefetin sesini kısmak isteyen iktidar partisinin ta kendisidir. Sayın Koçu. Buyurun Sayın Koçşit, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii insan bir grubun grup başkanı konuşunca ve yasanın da son konuşması olunca ve o yasanın da lehine bir konuşma olunca gerçekten bir içerik bekliyor. Ama karşımızda
günlerdir kamuoyunun tartıştığı, iki gün sabahlara kadar komisyonun tartıştığı, iki gündür de burada bizlerin sabahın 3.30'una kadar mesai yapıp tartıştığımız ve eleştirilerimizi, önerilerimizi sunduğumuz kanuna ilişkin ne yazık ki tek bir cümle duyamadık. Onun yerine yani yaptığı kanun teklifini savunmak, niçin getirdiğini anlatmak yerine muhalefetin önergelerini eleştirmeyi tercih etti. Biz söyleyelim, tam da mevkidaşımın söylediği gibi bu kanunu temel kanun olarak getirmeseydiniz böyle görüşülmezdi. Zaten Buyurun toparlayın, buyurun. Dik olarak da temel kanun olarak gelmemesi gerekirdi. İkincisi, bütün değişiklik önergelerimizi tekliften çıkarılması üzerine verdik. Gerekçesini de ortaya koyduk. Çünkü bu teklifin tümüne karşıyız. Ve şunu ifade edeyim, bir katliam yasası bu. Sayın Grup Başkanı katliam yasası olmadığını iddia etti. Bir öldürme yasası, türcü bir yasa, yaşamı tamamen yok etmeyi hedef alan bir yasa. Bu yasaya karşıyız. Bugün burada, yarın sokakta bu yasaya muhalefet etmeye ve uygulatmamaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Şahin, talebiniz var mı? Buyurun. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Türkiye'nin önemli bir sorununu konuştuk, tartıştık. Gönül aklı selimde buluşmayı arzu ederdi. Bunu söylerken Orhan Veli'nin bir dizesi aklıma geliyor. Uyuşamayız, yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslanın ağzında diyor Orhan Veli. Evet, yiyeceği kalaylı kapta olanlar, yiyeceği aslanın ağzında olanlarla aynı yolda uyuşabilseydi keşke bu önemli sorunda. Keşke ortak akılla makul bir yol bulabilseydik diyorum. Bize düşen sokakları güvenli hale getirmek, can dostlarımıza, değerlerimize yakışır bir şekilde bir yaşam alanı sunabilmekte olması gereken, işte etkin kısırlaştırma, özel yaşam alanları oluşturma, merkezi yönetim, yerel yönetim, gönüllülerin işbirliğini koordineli bir şekilde ortaya koymaktı. Gerçekçi bir çözüm sunmaktı. Ama şimdilik olmadı. Gerçekçi bir Gerçekçi bir bütçe oluştur, kısırlaştır, aşıla ve yaşat diyoruz. Üretimi durdur, ticareti yasakla diyoruz. Sahipsiz sokak hayvanları sorunu çözmek hepimizin ortak arzusu ama bunun için gerçekçi uygulanabilir bir kanun teklifi ortaya koymak gerekirdi. Ama bunu biz göremedik. Tatmin edici bir genel gerekçe göremedik kanunda arkadaşlar. Gerçekçi bir maliyet analizi yapılmamış. Belirsiz alanlar var. Teşvikler yetersiz. Bu yasa uygulanabilir değil. En büyük endişemiz bu. Sorunu çözmek için yeterli değil bu yasa. Dolayısıyla tercihimiz hayır yönünde olacaktır. Gerçekçi, uygulanabilir, vicdani bir yasa gelirse de destek vermeye hazırız. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Başkanım, son olarak bir yıldır burada baki kalan bu kubbede, Gazi Meclis'te hoş bir sada bırakmaya çalıştık. Parlamentonun çoğunluğun değil, çoğulculuğun sesi olduğunu hissettirmeye çalıştık. Milletimizin derdine derman olmaya çalıştık. Evet. Buyurun. Ne kadar başarılı olabildiysek o kadar mutlu bize diyorum. İnşallah biz bu misyonumuzu devam ettirmeye, bu misyonumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz diyor. Anadolu'daki bir deyimle gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Allah gidip de dönenlerden, gelip de görenlerden eylesin diyor. Bütün siyasi partilerimize ara dönemde çalışmalarında başarılar diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kılıç, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, meclisimizin emektarları ve yüce Türk milleti. Aylardır Gazi Meclisimizde her şeyin en iyisini hak eden vatandaşlarımızın, Türk milletinin lehine olacak sorunlarına çözüm getirecek kanunların çıkması, devletimizin kurum ve kuruluşların daha etkin çalışabilmesi için Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bu süreçte emeği geçen başta grubumuz milletvekilleri olmak üzere
üzere Gazi Meclisimizde görev alan sayın milletvekillerimize, meclisimizin emektarlarına, ziyaretleri, mesajları, telefonlarıyla bu süreçte yanımızda olan, bizleri her zaman destekleyen aziz Türk milletimize, ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla, yüce Türk milletimizle daha fazla bir araya gelebilmek, sorunlarını yüz yüze dinleyebilmek için 1 Ekim'e kadar genel kurulumuz fiili... Buyurun toparlayın.